Hayırlı sabahlar, nasılsınız? İyiyiz. İyi, sağ olun. Enerjiler yerinde. Yerinde çok şükür. Heyecanla merak ediyorsunuz. Enerji toplamak geldi. Kübra Hanım'a. Biraz tatlı toplama saygınız. Bugün belki enerjimiz var, bak, patlama bak, yapacağız. Maşallah, hep bir ağızdan yurttan sesler konuşsun. Aynen. Bugün Urfalı'yı oynayacağım. Evet. Urfa mutfağı. Aynen öyle. Bakalım aynen. Urfa'dan bunlar adetler töreler nasılmış? Çopar, bugün sizde enerji tamam. Kübra'da da bir sessizlik. Bir sessizlik. Korktum Kadir Bey, hepsi birden geldiler. Hani bakalım dünkü enerji var mı Kadir Bey? Pazartesi günkü enerji şu anda sessiz. Evet. Dünkü o yorum yapan hanımefendi şu anda sessiz. Şaşırdı zaten biz böyle görünce. Aynen, birden hepsi gelince şaşırdım. Gözünü mü korkuttular? Yok canım, gözümü korkutmazlar da yani. Hmm. Bir ses olunca bir insan hani böyle bir Kübra'da bir öyle. Kendinden eminlik var. O yüzden bu kadar sessiz. Bilemiyoruz, onu sonra göreceğiz. Rengi benzi gitmiş. Nasıl? Rengi benzi gitmiş. Zaten beyazdım yani. Kübra'nın zaten ten rengiyle saç aynen. Rengi hep böyle bir de kahve tonları da giyiyor ya, çoğunlukla böyle kendine hep benziyor kıyafetlerin renkleri falan yani da. Yani Seyma Hanım, siz de maşallah herhalde gece sabaha kadar kurdunuz kafanda. Evet, kurdum. Kime ne diyeceğim? Evde bu gece yorulmadın mı? Dünyanın evi kadar temizlik yaptım. Hiç yorulmadım. Bugün enerji geldim. O kadar kete açtım, mutfak temizledin gene de. Bir de o kadar evi temizledim akşam gece 3'e kadar. Ya. Önce temizleyeydin Seyma abla. Nasıl önce temizleseydin? Sonrasında temizledin ki. Hayır, siz çıktıktan sonra Sevim abla anlamadın, laf soktu orada. Ben de şeyini yaşadım. Kadir Bey, Sevim Hanım, sizin yüzünüzden bütün gece diş ağrısı çektim. Öyle mi? Dolgun düştü. Gitti mi doktora? Dolgun düştü. Dolgun düştü. Hayır, doktora gittiniz mi? Yok, gece yok. Demek ki o zaman düşmemiş yani. Evet Kübra, seni bir tanıyalım. Bir Urfalı olduğunu biliyoruz. Allah versin. Biliyor. Gerisini bilmiyoruz. Bir sor, kaç defa gittin Urfa'ya? Gitmedin mi? Bir yaşında ben doğduktan sonra çıkmışlar zaten. Yani. Peki, kete bilginden orayı anladık. Yok, kıymanın şeyinden anladık Kadir Bey. Evet. Nasıl kıymaydı? Hala gidiyorum. Ona benzettim. Çok sıkıştırmışsın canım. Sıkıştırma o kadar sen de kıymayı. Biraz rahat bırak. Kıyma rahat. Aşıdan mıydım yaprakı Kıymayı niye rahat bırakmıyorsun sen? Peki, Kübra'yı bir tanımak istiyorum. Kübra, buyur kendini bir anlat. Ben Kübra Sarıkaya. Urfalıyım. Namı Değer Şanlıurfalı. 4,5 yıldır evliyim. 1,5 yaşında oğlum var. Şu an çalışmıyorum, ev hanımıyım. Evimle, işimle ilgileniyorum. Eşinle işle meşgul? Eşim serbest meslek. Serbest meslek. Evet. Siz daha önce eşinle ne zamandan beri tanışıyorsunuz yani? Liseden beri, lise aşkıyız biz. Hı-hı. Ben 14 yaşındaydım, o 17 yaşındaydı. O zamandan beri. Peki bu zamana kadar hani hiç mi ayrılmadınız babam yoksa? Babam sürekli ayırdı, biz birleştik. Ha, baban ayırdı. Kendisi ayrılmamış. Hani lisede kızlar çok trip atarlar, ne bileyim, olur ya. Bizim sülalede okuyan çok kız yok. Hatta benim yani kızlık soyadımda okuyan tek kız benim. Kadir Bey, babam da illa okusunlar. Ne kadar güzel, evet. Hatta adam da oradan çıkmış, Urfa'dan da zaten zamanında. Hani kızlarım orada okusun. Kalsak okumaz evet. Gibisinden. Hani o önce iş, ondan sonra okul, ondan sonra. Ha, bu niyetle size engel oldu. Aynen. Adamın ama kötü babası bulamamış. Tutmuş, şu an zaten Kübra. Yani. Çekiştiriyor. Eşimi benden daha çok seviyordu. Hatta der, her zaman der, bir gün bozulacak olsa benim kızımdan kaynaklıdır yani. Ben o kadar emin damadım. Anladım, ama o zaman yani eşini sevmediğiyle alakalı değil. Yok. Bu. Senin okumanla alakalı. Aynen. Yani adam aslında faydalı bir şey için. Dediğim gibi, okuyan tek kız ben olunca. Ama sen dün öyle bir anlattın ki. Dedin ki ikimiz de birbirimize denk bulmadılar dedin. Sevmediler dedin. Hiç okuldan bahsetmedin dün. Yani istemiyorlar. O tarafları da vardı yani de. Hani o olmayacağını düşünüyorlardı. Baban sana mı güvenmiyordu acaba? Benim kızımın dilinin hiç ayarı yok. Yok, kızım dilimin ayarı var, nasıl yok? Peki niye, hani niye sana bu konuda şeydi? Yani. Mesela şu an demiş ya, bu yuva yıkılırsa Kübra yüzünden yıkılır. Ben eşime göre biraz daha şeyim, fevriyim. Biraz daha, affedersiniz, çeneli herhalde değil mi? Çeneliyim. Evet. Eşim çok sakin karakter. Şurada okulu... koy, konuşma, bir ay orada yaşa. Ekmeğini suyunu ver. Hatta bizim her akşam... anlatıyor. Hatta bizim her akşam kavgamız, niye benimle bir şey konuşmuyorsun? Ya sen hiç mi işte bir şey yaşamıyorsun diyor. Aynı ne yapacağım ki? Peki sen şimdi eşin işten gelince ne yap? Soruyorsun, aşkım işte ne yaptın bugün? Nasıl gelir? Ne cevap veriyor sana? Ya önce bir yemeğini yer. Bir boğa burcu olarak. Yemeğini yemeden kendine gelmez zaten ondan sonra. Ama genelde erkekler öyle olur ya. Benim eşim de öyle. Evet ya da hayır, başka şey. Sen zaten ocağımı incir ağzıyla çek. Ben ne kadar yaptım. Eşim kocam. Sen de ne diyorsun, kocamı çok seviyorum. Adam hiç mi kızı örnek almadın? Bak kız ne yapıyor, kocam.
Evet. Ama bir şey diyeceğim, senin eşin sesi, sen eşinin. Geçtik artık. Ama sen dedin ya, kocam dedin. Ama sen de dedin, kocamı çok seviyorum demedin mi basına? Evet, eşimi çok seviyorum. Yani Betül'deki koca aşkı hiç kimse de yok. Kocacığım. Bir daha gelsem gene evlenirim. Hayır, Kübra'nın da çok var dedim, gerçekten. Evet, ben de eşimi çok seviyorum. Evet, Kübra'nın. Peki eşin niye Betül'ü gördükten sonra sana sitem edecek, onu anlamadım. Ama o sürekli eşim. Ama sen de savunuşun. Eşimi her yerde eşim. Ya adam diyecek ki, sen niye bu kadar yok koltuğunu aldın? Adam sana diyecek ki, hayır. Adam sana diyecek ki, kete hamurunu andığın kadar beni almadın programda. Bir kete kadar değerim yok. Kesin öyle diyecek. Peki eşim benim beklemi çok beğenir. Yanılıyorsunuz o kanım. Koltuğu ondan mı geniş aldınız rahat ya yazın diye? Aynen. O tren koltuğu değil mi? Böyle sürekli. Hani duruyordu ya. Evet. Bak siz de gittiniz direkt. Alışmış gezmeyi. Otobüsün yaptığı tek seferde yapıyor. Peki Kübra'nın da kahveleri alalım. Ondan sonra meşhur menümüzü bir duyalım. Urfa bekliyoruz. Sade, orta şekerli. İki şekerli, iki sade bir orta. İki şekerli, iki sade bir orta. Tamam, bol tam şekerli olsun lütfen. Tamam, bol şeker. Hadi bakalım Kübra Hanım. Arkadaşlarınızın yorumlarına ne diyorsunuz? Yani yememişler, içmemişler, kendilerini doldurmuşlar ama kendileri bilirler yani. Ben hazırlıklıyım onlara karşı. Hani gidiyordu köpüğü? Tecrübe konuşuyor burada, tecrübe. Yani size böyle süt köpüğü gibi köpük oluyor böyle yaptığınız zaman. Önce büyüklere vereyim. Bir tane büyük bir Kadir Bey yapacağım. Sonra bir büyük. Şu an tam bir kız istihbaratı var değil mi? Normalde gerçekten normalde zaten ben kahveyi çok sevmem, içmem de. Mecbur kalınca içerim. Anladım. Afiyet olsun. Sağ olun. Evet Kübra Hanımcığım, kahveleri yudumlarken sohbete baya güzel gidiyor. Hanımların, beylerin enerjisi gayet iyi. Menünüzü bir sayın şöyle tam karşınızdaki kameraya. Güzel bir menü bekliyor. Hepsi Urfa yöresine. Bakacağız Urfa olur. Hadi bakalım. Çorbayla başlayayım. Terbiyeli tavuk çorbası yapacağım. Ara sıcak olarak karışık kuru dolma, haydari, bir de eşimin en sevdiği yemek navraş. Navraş. Evet. Şemşamatik de diyorlar. Şemşamatik. Onu bileyim. Sizin de bilmediğiniz bir şey kalmadı. Kafesi var ya. O yüzden biliyordum. Tamamını bir saysın, tek tek yorumlayalım. Ana yemek olarak kiremitte tas kebabı, üstü kaşarlı, yanına pirinç pilavı, bir de Urfa'nın salatası bostana. Tatlı olarak da Urfa'nın yine meşhur salatası trileçe yapacağım. Salatası. Ay çiğ tatlı. Tatlı salatla trileçe yapacağım. Trileçe. Karamelli trileçe. Tabii trileçe Urfa'da çok. Şemşamatik şu börek değil mi böyle kızartılan? Yok, ben haşlamasını kızartma değil de börek, büyük mantı, yarım ay şeklinde. Büyük mantı, yarım mantı. Büyük mantı. Benziyor. Mantıya benziyor. Mantı gibilerden değil. Bakalım. Yani. Kübra Hanım da eminim elinden geleni yapacaktır. Evet, İnşallah yani. Hele bugün yapamasa artık hiç kurtulamayacak. Yok, yapar. Bence. Bugün yapamasa derken. Bilmiyorum. Bugün yapamasa daha ne zaman yapacak? Hazırsanız mutfağa gezerek başlayalım. Tamam. Buyurun bakalım hanımlar beyler. Anda da fırını yağlıydı. Tepsileri lekeliydi. Dün benim tepsilerime yorum yapıyordu ama bugün kendi mutfağı da çok temiz değildi. Mutfakta sadece fırın tepsisine baktığımda lekeleri gördüm. Oradan sonra da bir şeye bakmak gereğini duymadım. Banyoda da giderde kalıntılar vardı. Aa, o giderin hali neydi? Böyle tomar tomar saçlar. Hmm.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.